Güzel yurdumun güzel insanı, merhaba. Söz verdiğim gibi sizin için videoları yapmaya devam ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bu videoları yapmam bazılarının hiç hoşuna gitmiyor. Hatta küfür bile ne diyorlar. Neden küfür ediyorlar? Ya kardeşim, biz bu işten bok gibi para kazanıyoruz. Sen bu işi YouTube'dan niye bedava yapıyorsun? Kitapların niye bedava örneğini veriyorsun? Bizim ekmeğimizde niye oynuyorsun? Arkadaşlar, eğitim, para kazansanız dahi insanları aydınlatmak, eğitmek bizim vatani borcumuz. Ben ne yapıyorum? Vatani borcumu yerine getiriyorum. Halkımı elimden geldiğince aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdilik İngilizce, sonra Almanca, Çince, Arapça, Japonca, dünyanın bütün dillerini size tek tek burada anlatacağım. Ve sonra da tüm dünyaya hep beraber dil öğretmeye devam edeceğiz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün İngilizce'de gelecek zamanı öğreneceğiz. Ama gelecek zamanı başlamadan önce aşağıda videoyu beğen butonuna tıklayın ki herkes videomuzu izleyebilsin. Ben de sizler için daha çok video yapayım. Siz de daha çok öğrenin. Ben de daha çok mutlu olayım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz neydi? Gelecek zamandı. Peki İngilizce'de gelecek zaman nasıl yapılır? İngilizce'de gelecek zamanı yapmak için aslında iki tane sözcüğümüz var. Bir tanesi will. Nerede? Will. Burada. Peki ikincisi ne? İkincisi de going to. Will ve going to ile gelecek zaman yapıyoruz ama biz şu an ne yapacağız? Will ile gelecek zaman yapacağız. Will Almanca kökenli bir sözcük. Almanca'daki anlamı istemek anlamına geliyor. İngilizce'de gelecek zaman yapıyoruz. Peki Almanca'da istemekken İngilizce'de ecek, acak olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Peki istemek İngilizce'de yok mu? Arkadaşlar İngilizce'de de will bazı yerlerde istemek anlamına geçiyor. Anlamına geliyor. Peki nerelerde? Mesela this is my will, bu benim isteğim derken bir istek olarak belirtiyorsunuz. Ya da I'm not willing to do this, bunu yapmaya istekli değilim diye de kullanabiliyorsunuz. Ama biz burada ne yapacağız? Will'i gelecek zaman anlamıyla kullanmaya başlayacağız. Will nerelerde kullanılıyor peki? Üzerinde herhangi bir plan yapmadığınız, bakın dikkat edin, üzerinde herhangi bir plan yapmadığınız, o an aklınıza gelen ve gelecekte yapmayı düşündüğünüz bir şeyi ne yapabilirsiniz? O an will ile kullanabilirsiniz. Bazıları going to'yu kullanmayı bilmiyorlar ya da şimdiki zamanı gelecek zaman anlamıyla kullanmayı bilmiyorlar. Ne yapıyorlar? Will ile kullanıyorlar. Sürekli olarak. I will, I will, I will diyorlar. Peki yanlış mı? Bazı yerlerde yanlış ama sallayın gitsin arkadaşlar. Önemli olan karşıdaki sizi anlıyor mu, anlamıyor mu? Eğer sınava girmeyecekseniz will ile vurun gitsin. Ne olacak? Siz konuşmaya başlayacaksınız, karşıdaki sizi anlayacak, siz karşıdakini anlayacaksınız. Önemli olan muhabbet. Sınava girecek arkadaşlar ise ilerleyen derslerimize baksınlar. Orada going to ile ve şimdiki zamanı gelecek zaman anlamıyla da nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi ne yapalım? O zaman biz will ile gelecek zaman yapmaya başlayalım. Peki nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar çok basit. Biliyorsunuz ki İngilizce eşittir Tarzanca. Yani Tarzanca'dan çok daha fazla öte olan bir dil değil. Nedir? Ben var gelmek, sen var gitmek gibisinden bir dilden bahsediyoruz. Will şahıslara göre hiçbir şekilde değişmiyor. I will, you will, he, she, it will. Hatta burada s gelmiyor farkındaysanız. We will, you will, they will. Bitti. Will, will, will. Peki soru nasıl yapacaksınız? Will'i alacaksınız, başa koyacaksınız. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they? Olumsuz nasıl yapacaksınız? Will'in yanına not koyacaksınız. I will not, you will not, he will not, she will not, it will not, we will not, you will not, they will not. Ah, bakın konuşmaya başladınız bile. Şimdi ne yapıyoruz? Will'in yanına diğer fiillerimizi koyacağız. Ondan sonra o fiillerle beraber gelecek zaman yapacağız. Hadi yapalım. I will speak. Ben konuşacağım. You will speak. Sen konuşacaksın. He will speak. O konuşacak. She will speak. O konuşacak. It will speak. O konuşacak. We will speak. Biz konuşacağız. You will speak. Siz konuşacaksınız. They will speak. Onlar konuşacaklar. Soru yapalım. Will I speak? Ben konuşacak mıyım? Will you speak? Sen konuşacak mısın? Burada dikkat edin. Sadece will'i bu tarafa aldık. Speak bu tarafta kaldı. Will he speak? O konuşacak mı?
Will she speak? O konuşacak mı? Will it speak? O konuşacak mı? Will we speak? Biz konuşacak mıyız? Will you speak? Siz konuşacak mısınız? Will they speak? Onlar konuşacaklar mı? Olumsuz yapalım. I will not speak. Ben konuşmayacağım. You will not speak. Sen konuşmayacaksın. He will not speak. O konuşmayacak. She will not speak. O konuşmayacak. It will not speak. O konuşmayacak. We will not speak. Biz konuşmayacağız. You will not speak. Siz konuşmayacaksınız. Ve they will not speak. Onlar konuşmayacaklar. Şimdi ne yapalım? Bir dil konuşmaya başlayalım. I will speak English. Ben İngilizce konuşmaya başlayacağım. You will speak German. Sen başlayacağım dedim. Başlayacağım olmayacak. I will speak English. Ben İngilizce konuşacağım. You will speak German. Sen Almanca konuşacaksın. He will speak French. O Fransızca konuşacak. She will speak Turkish. O Türkçe konuşacak. We will speak Spanish. Biz İspanyolca konuşacağız. You will speak Russian. Siz Rusça konuşacaksınız. They will speak Chinese. Onlar Çince konuşacaklar. Soru yapalım. Will I speak English? Ben İngilizce konuşacak mıyım? Will you speak German? Sen Almanca konuşacak mısın? Will he speak French? O Fransızca konuşacak mı? Will she speak Turkish? O Türkçe konuşacak mı? Will we speak Spanish? Biz İspanyolca konuşacak mıyız? Will you speak Russian? Siz Rusça konuşacak mısınız? Will they speak Chinese? Onlar Çince konuşacaklar mı? Olumsuz yapalım. I will not speak English. Ben İngilizce konuşmayacağım. You will not speak German. Sen Almanca konuşmayacaksın. He will not speak French. O Fransızca konuşmayacak. She will not speak Turkish. O Türkçe konuşmayacak. We will not speak Spanish. Biz İspanyolca konuşmayacağız. You will not speak Russian. You will not speak Russian. Siz Rusça konuşmayacaksınız. Ve they will not speak Chinese. Onlar Çince konuşmayacaklar. Şimdi biraz daha ilerletelim cümleyi. I will speak English well. Ben iyi İngilizce konuşacağım. You will speak German badly. Sen kötü Almanca konuşacaksın. He will speak French fast. O hızlı Fransızca konuşacak. She will speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşacak. We will speak Spanish terribly. Biz çok kötü İspanyolca konuşacağız. You will speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşacaksınız. They will speak Chinese fluently. Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşacaklar. Başka neler yapabiliriz? Soru yapacağız bunu. Will I speak English? Well, ben İngilizce konuşacak mıyım? Will you speak German badly? Sen kötü Almanca konuşacak mısın? Will he speak French? Will he speak French fast? O hızlı Fransızca konuşacak mı? Will she speak Turkish slowly? O yavaş Türkçe konuşacak mı? Will we speak Spanish terribly? Biz çok kötü İspanyolca konuşacak mıyız? Will you speak Russian quietly? Siz sessizce Rusça konuşacak mısınız? Will they speak Chinese fluently? Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşacaklar mı? Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bunu olumsuz yapalım. Bu arada will not'ın olumsuz hali, kısaltılmış şekli won't. Yani bundan sonra won't'la devam edebiliriz. I won't speak English. Well, ben İngilizce konuşmayacağım. You won't speak German badly. Sen kötü Almanca konuşmayacaksın. He won't speak French fast. O hızlı Fransızca konuşmayacak. She won't speak Turkish slowly. O yavaş Türkçe konuşmayacak. We won't speak Spanish terribly. Biz kötüce, çok kötü İspanyolca konuşmayacağız. You won't speak Russian quietly. Siz sessizce Rusça konuşmayacaksınız. They won't speak Chinese fluently. Onlar akıcı bir şekilde Çince konuşmayacaklar. Peki ne yapalım? Şimdi devam edelim neyle? With'le. I will speak English with you. Ben seninle İngilizce konuşacağım. I will speak English with him. Ben onunla İngilizce konuşacağım. Ya da İngilizceyi sallayalım. I will speak with you. Ben seninle konuşacağım. Bunu soru olarak yapalım. Will I speak with you? Ben seninle konuşacak mıyım? I won't speak with you. Ben seninle konuşmayacağım. You will speak with him. Sen onunla konuşacaksın.
Will you speak with him? Sen onunla konuşacak mısın? You won't speak with him. Sen onunla konuşmayacaksın. He will speak with her. O onunla konuşacak. Will he speak with her? O onunla konuşacak mı? He won't speak with her. O onunla konuşmayacak. She will speak with us. O bizimle konuşacak. Will she speak with us? O bizimle konuşacak mı? She won't speak with us. O bizimle konuşmayacak. We will speak with you. Biz sizinle konuşacağız. Will we speak with you? Biz sizinle konuşacak mıyız? We won't speak with you. Biz sizinle konuşmayacağız. We will speak ya da you will speak with them. Siz onlarla konuşacaksınız. Will you speak with them? Siz onlarla konuşacak mısınız? You won't speak with them. Siz onlarla konuşmayacaksınız. They will speak with me. Onlar benimle konuşacaklar. Will they speak with me? Onlar benimle konuşacaklar mı? They won't speak with me. Onlar benimle konuşmayacaklar. Başka neyimiz var? Arkadaşlar burada babamızla konuşabiliriz. I will speak with my father. Ben babamla konuşacağım. Şimdi şöyle soralım. Babam benimle konuşacak mı? Will my father speak with me? Babam benimle konuşacak mı? My father won't speak with me. Babam benimle konuşmayacak. I will speak with my mother. Ben annemle konuşacağım. Will my mother speak with me? Annem benimle konuşacak mı? My mother won't speak with me. Annem benimle konuşmayacak. I will speak with my wife. Ben karımla konuşacağım. Will my wife speak with me? Karım benimle konuşacak mı? My wife won't speak with me. Karım benimle konuşmayacak. I will speak with my husband. Ben kocamla konuşacağım. Will my husband speak with me? Kocam benimle konuşacak mı? My husband won't speak with me. Kocam benimle konuşmayacak. I will speak with my sister. Ben kız kardeşimle konuşacağım. Will my sister speak with me? Ben kız kardeşimle konuşacak mıyım? My sister won't speak with me. Ben... Will my sister speak with me? Kız kardeşim benimle konuşacak mı? My sister won't speak with me. Kız kardeşim benimle konuşmayacak. I will speak with my brother. Ben erkek kardeşimle konuşacağım. Will my brother speak with me? Erkek kardeşim benimle konuşacak mı? My brother won't speak with me. Erkek kardeşim benimle konuşmayacak. Şimdi you ile yapalım. You will speak with your father. Sen babanla konuşacaksın. Will your father speak with you? Baban seninle konuşacak mı? Your father won't speak with you. Baban seninle konuşmayacak. You will speak with your mother. Sen annenle konuşacaksın. Will your mother speak with you? Annen seninle konuşacak mı? Your mother won't speak with you. Annen seninle konuşmayacak. You will speak with your wife. Sen karınla konuşacaksın. Will your wife speak with you? Karın seninle konuşacak mı? Your wife won't speak with you. Karın seninle konuşmayacak. You will speak with your husband. Sen kocanla konuşacaksın. Will your husband speak with you? Kocan seninle konuşacak mı? Your husband won't speak with you. Kocan seninle konuşmayacak. You will speak with your sister. Sen kız kardeşinle konuşacaksın. Will your sister speak with you? Kız kardeşin seninle konuşacak mı? Your sister won't speak with you. Kız kardeşin seninle konuşmayacak. You will speak with your brother. Sen erkek kardeşinle konuşacaksın. Will your brother speak with you? Erkek kardeşin seninle konuşacak mı? Your brother won't speak with you. Erkek kardeşin seninle konuşmayacak. You will speak with your son. Sen oğlunla konuşacaksın. Will your son speak with you? Oğlun seninle konuşacak mı? Your son won't speak with you. Oğlun seninle konuşmayacak. Şimdi ne yapalım? He ile devam edelim. He will speak with his father. O babasıyla konuşacak. Will his father speak with him? Babası onunla konuşacak mı? His father won't speak with him. Babası onunla konuşmayacak. He will speak with his mother. O annesiyle konuşacak. Will his mother speak with him? Annesi onunla konuşacak mı? His mother won't speak with him. Annesi onunla konuşmayacak. He will speak with his wife. O karısıyla konuşacak. Will his wife speak with him? Karısı onunla konuşacak mı? His wife won't speak with him. Karısı onunla konuşmayacak. He will speak with his sister. O kız kardeşiyle konuşacak. Will his sister speak with him? Kız kardeşi onunla konuşacak mı? His sister won't speak with him. Kız kardeşi onunla konuşmayacak.
He will speak with his brother. O erkek kardeşiyle konuşacak. Will his brother speak with him? Erkek kardeşi onunla konuşacak mı? His brother won't speak with him. Erkek kardeşi onunla konuşmayacak. He will speak with his son. O oğluyla konuşacak. Will his son speak with him? Oğlu onunla konuşacak mı? His son won't speak with him. Oğlu onunla konuşmayacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gelecek zaman yapmak da aslında İngilizce'de çok basit. Ne yaptık? Az bir sözcükle bin bir türlü cümle yapmayı öğreniyorsunuz. Ben size ne yapıyorum? Ben size balık vermiyorum. Ben size balık tutmayı öğretiyorum. Siz de öğrendikten sonra gidip istediğiniz büyüklükte, istediğiniz kadar balık tutabilirsiniz. İstediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Derslerimizi ilerlettikten sonra ne yapacağız? Ondan sonra kelime haznemizi ilerleteceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Kelime haznemizi de ilerletince öğrenmiş olduğumuz yapılarla beraber bin bir türlü cümle kurabileceksiniz. Şimdi ne yapın? Bu dersi tekrardan başa alın, sarın ve tekrar tekrar seyredin. Ondan sonra da hızlı bir şekilde gelecek zamanı öğrenmiş olun. Bir sonraki dersimizde diğer fiillerimizle de beraber gelecek zamanı pekiştireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Aşağıda beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileğiyle.